Herkese merhaba. Bugün size harika bir tas kebabı tarifi vermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir tarif arkadaşlar. Şimdiden tavsiye ediyorum. Pişman olmayacağınız, sofranızdan eksik etmeyeceğiniz bir tarif olacak. Öncelikle bunun için 2 adet patatesimizi güzelce doğrayıp iyice kızartıyoruz yağda. Daha sonra etimizi kuşbaşı doğradıktan sonra tenceremize alıyoruz. Suyunu çekip pişene kadar güzelce doğruyoruz. E, yemeğimiz için birkaç diş sarımsak, biber, soğan ve havucumuzu kullanıyoruz. Etimizi iyice kavurduktan sonra yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyduk. Küp küp doğradığımız soğanlarımızı ekledik, kavurmaya başlıyoruz. Havucumuzu da ekliyoruz. Sarımsağımızı ve biberimizi de ekledik. Bütün malzemelerimizi güzelce doğrayıp ekliyoruz. Birkaç dakika kavurmaya bırakıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar salçamızı şöyle ortasına açtığım yemeğimin güzelce kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum Güzelce kavuralım arkadaşlar Şimdi burada benim daha önceden hazırlanmış domates sosum vardı ama sizin yoksa 2 adet domatesi güzelce rendeleyin içerisine ekleyin Bizi çok lezzetli bir e, tat katıyor, onu söyleyeyim. Damak zevkinize göre tuzunuzu, karabiberinizi, pul biberinizi, kekiğinizi, istediğiniz bütün baharatları damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. E, sıcak su ekliyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken suyun muhakkak sıcak olması, yoksa etinizi sertleştirecektir. Soğuk su. E, yaklaşık bir 4-5 su bardağı kadar koydum ben. Eğer ki sulu olsun yemeğim diyorsanız 6 su bardağı kadar da koyabilirsiniz. Yaklaşık bir 10 dakika kadar güzelce pişireceğim. Suyu sizin zevkinize bırakıyorum bol su istiyorsanız öyle yapın. Yemeğimiz güzelce piştikten sonra e, patatesimi ekliyorum ama patates nazara geldi düşürdüm orada biraz. Sağlık olsun artık o kuşların nasibiymiş. Yemeğimizi bu şekilde 10 dakikada pişirip servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.